Ekonomik koşullar gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Vatandaş hiç yaşamadığı günlere, karanlık geleceğe meftun olmuş durumda. Andan keyif alamayınca çareyi geçmişte ya da gelecekte aramak zorunda kalıyor insan. Özellikle geçmişe olan takıntı beraberinde nostaljiye karşı bir fetiş geliştiriyor. Ve bu fetişi benimseyenler genellikle o anılan, o nostaljiye konu olan günleri hiç görmemişler oluyor. Burada kendimi de eleştiriyorum tabii ki. Bu yargıdan hareketle 90'lı yılların bu nostalji fetişizminde en çok kulağa çınlayan dönem olduğunu söyleyebiliriz. Hatta böyle bir ödül vermemiz gerekirse 90'lı yılların bu ödülü şöyle direkt buyurun efendim. 90'lı yıllar Oscar Ghost'a yani Antinizemete yani bak güzel bak. Çocukların sokaklarda oynadığı, pembe dizilerle hemhal olduğu, güzel güzel albümlerin, yeni yeni sanatçıların ortaya çıktığı 90'lı yılları tabii ki hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili daha önce bir video daha yapmıştık. Bu biraz daha farklı bir soundta, biraz daha farklı bir tarzda olacak. Evet, bu saydıklarımızın hepsi doğru. Gerçekten 90'lı yıllar böyle yıllardı belki de çoğu insan için. Ben de 90'lı yılları yaşamamış bir birey olarak hala daha özlüyorum. Düşünün. Gerçi benim heveslendiğim birazcık daha 90'ların ikinci yarısı, 2000'lerin başı ama neyse 90'ları doğru da hakkını teslim ederim. Ama burada bir soru doğuyor. Daha doğrusu bir şey sormak gerekiyor. 90'lar gerçekten de o kadar güzel miydi? Her dönemde olduğu gibi bu döneminde sıkıntıları vardı. Bugün 90'lı yılların hatıralarını ikiye ayırmak mümkün. Birincisi videonun da başında bahsettiğim o pozitif hatıralar. Bir taraftan da ekonomik sıkıntılar, ekonomik krizler, faili meçhul cinayetler, katliamlar ve terör eylemleri de 90'lı yılların muhteviyatında bulunuyor. Ben bu videoda 90'lı yılların arka planına dalacağım. Nostaljik kafelerde göremeyeceğiniz, ah nerede o eski güzel günler konseptli paylaşımlar yapan Facebook sayfalarında karşınıza çıkmayacak 90'ları anlatacağım. Sizi rahatsız edecek olan 90'ları anlatacağım. Bir daha özlememeniz gerektiğini düşündürecek 90'ları anlatacağım. Ama yine de siz özlemeyi, geçmişe heves duymayı, nostaljiyi, o günlerdeki o güzel hatıraları bugüne de entegre edebilme ihtimalini düşünmekten sakın vazgeçmeyin. Çünkü vazgeçersek o zaman kaybediyoruz maalesef. 12 Eylül videosunda da bahsettiğimiz gibi Türkiye 60'ların sonu ve 70'li yılların başında sağ sol çatışmalarına sürüklendi. Bu çatışmalar 12 Eylül darbesinin olmasına sebep oldu. Hatta sadece darbe olması için birilerinin bu çatışmaları körüklediği, birilerinin bu insanların ölümüne sebep olduğu da hala daha söylenir. Komplo teorilerini bir kenara bırakıyoruz tabii ki. 12 Eylül'den hemen sonra, hatta çok kısa bir sürede, sadece 3 yıl içerisinde sivil iktidar tekrar göreve geldi ve Arap iktidarı Turgut Özal'ın önderliğinde göreve başladı. Bu dönemde Türkiye önceki yıllara kıyasla çok daha liberal, çok daha dışa dönük bir duruma geldi. 8-10 sene öncesinde yabancı sigara içemeyen bir toplum çikita muz yeme yolunda ilerliyordu. Nereden nereye? Açık konuşalım, bugün kaç kişi yerli sigara içiyor ben haricinde? Az. Gerçi bugün de yerli mi bilmiyorum. 80'li yıllardaki bu liberal, dışa dönük, özgürlükçü dönem harikaydı. İnsanlar yalnızca yurt dışına seyahate gidiyor, oradan getirdikleri teknolojik aletlerle uğraşıyor, oradan bir şeyler öğreniyor demek isterdim. Ama hiç de öyle olmadı. Yaklaşık 100 senedir kışkırtılan Kürt ayaklanmaları 80'li yıllarda başka bir modele geçti artık. 15 Ağustos 1984 yılında ilk silahlı eylemini yapan ve Türkiye'ye adını duyuran örgüt sayesinde. Partiye Karkarek Kürdistan'e. Yani PKK. 80'li yıllarda tanıştı Türkiye PKK terörüyle, hala da arasını bozabilmiş, hala da küsebilmiş, görüşmeme kararı alabilmiş değil. 90'lı yıllara doğru giderken Türkiye tıpkı 12 Eylül öncesinde olduğu gibi bir çatışmaya sürükleniyordu. Ama bu sefer çatışma sağ sol gibi basit değildi. Çünkü sağ sol çatışmasında toplumun çok büyük bir kısmı bundan kendini soyutlamıştı. Ama 90'lı yıllarda toplumun sürüklendiği çatışmalar maalesef bugün daha hala izlerini taşıyoruz. Toplumun çok büyük bir kısmının, çok büyük bir ekseriyetinin sessiz kalabileceği bir kutuplaştırılma değildi. Toplum dini temelli bir kutuplaştırılmaya, din temelli bir çatışmaya sürükleniyordu. Kimin daha Müslüman olduğu, kimin Müslüman olmadığı, laikliğin dine sığıp sığmadığı, dindarların, dinsizlerin, o güne kadar Türkiye'de hiç adı geçmemiş kitlelerin oluşturulduğu bir döneme girdi Türkiye. Çok değil 15-20 sene öncesine kadar insanların birbirine mezhebini bile sormayı ayıp saydığı ülkede
İnsanlar diğer insanların dini inançlarını onlara karşı bir hakaret malzemesi olarak kullanmaya başlamıştı. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Muammer Aksoy 31 Ocak 1990 günü Bahçedevler Ankara'daki evinin önünde iki kurşunla öldürüldü. Cinayetten 2 saat sonra bozuk bir Türkçe ile konuştuğu iddia edilen bir şahıs dönemin bir gazetesini arayarak Muammer Aksoy'un Müslümanlara karşı olan tavrı ve tesettürle olan ilgili ifadeleri yüzünden Müslümanlar tarafından cezalandırıldığını söyleyerek cinayeti İslami Hareket Örgütü adına üstleniyordu. Ve hatta cinayetin işlendiği silahın markasını ve kalibresini de söylemeyi ihmal etmiyordu. Burada görünen kısım Muammer Aksoy'un laik, Atatürkçü ve seküler kimlikle tanınan Muammer Aksoy'un İslamcı, radikal İslamcı bir örgüt tarafından öldürüldüğü ve bu örgütün de bunu üstlenerek davulla zurna ile ilan ettiğini de görüyoruz. Kamuoyu Muammer Aksoy'un Müslümanlar tarafından cezalandırıldığını bilmek zorunda bırakılıyordu veya da bu süreç tamamıyla doğal da işliyor. Tabii ki bunları maalesef hala da net bir şekilde cevaplayamıyoruz. Mart ayının daha ilk haftası bitmeden duayen gazeteci Çetin Emeç, Suadiye'deki evinin önünde kar maskeli kişiler tarafından çapraz ateşe alarak öldürüldü. Cinayetten sonra Sabah gazetesine telefon açan şahıs, Çetin Emeç'in İslam düşmanı olduğu gerekçesiyle Türk İslam Komandoları adlı bir grup tarafından öldürüldüğünü söyledi. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Ankara Bahçelievler, İstanbul Suadiye, yani Bağdat Caddesi. Bahçelievler bence Ankara'nın Bağdat Caddesi'dir. Aslında birbirine çok benzeyen, çok güzel kafeler ihtiva eden, çok eğlenceli mekanlar ihtiva eden, çok güvenli olduğu söylenen bu iki cadde tarihinde iki büyük kanlı eylemi de taşıyor. İlginç, benim dikkatimi çeken bir durum. Benim birazcık böyle kentle, semtlerle, yaşam alanlarıyla farklı bir ilişkim vardır. Bunlar böyle dikkatimi çeken semtlerle ilgili şeyler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. İyi bir Kadıköy içeriği yapmayı planlıyorum. İstanbul'la ilgili de bir şey yapmayı planlıyorum. İnşallah bir ara yapacağım. Yapacağım o iş bende. Müftülükten ateistliğe kayan bir kariyer. Tabii ki bahsettiğim ünlü yazar, ünlü teolog, ünlü emekli müftü Turan Dursun. Geçtiğimiz günlerde ölüm yıldönümüydü kendisinin ve aydınlığın önemli bir temsilcisi olarak anılmakta hala. Ki bence yanlış da yapılmıyor. Turan Dursun, İstanbul Koşuoğlu'ndaki evinden hemen çıktıktan sonra susturuculu silah kullandığı düşünülen kişilerce çarpıcı ateş alınarak hayatını kaybetti. Aynı dönemde Atatürkçü ve Cumhuriyetçi kimliğiyle tanınan yazar Bahriye Üçok evine gönderilen paketin patlaması sonucu hayatını kaybetti. 12 Eylül öncesi dönemle çok benziyor aslında cinayetler birbirine. 12 Eylül öncesinde de kitlesel katliamları ve spesifik cinayetleri görmüştük. 12 Eylül sonrasında 80'li yıllar biraz daha terör haricinde sessiz sakin geçse de yine sokakta bir kaynama vardı. Fakat burada toplumun çok büyük bir kısmını rahatsız eden bir durum vardı. Çünkü insanlar Atatürkçü ve Cumhuriyetçi olduğu için öldürülüyordu. Ve o zaman Atatürkçü olmak henüz daha kabahat sayılmıyordu günümüzde olduğu gibi. Ve bu dönemin en büyük, en kanlı, gerçi kanlı bir eylem değildi ama, en rezil ve günümüzde hala izleri geçmeyen, hesapta sorulmayan bir eylemi daha var. 2 Temmuz 1993, Sivas Madıbak Oteli. Anlatmayacağım, anlatmama gerek de yok. Zaten Instagram sayfamda bununla ilgili ufak bir reels yapmıştım. Radical Noise'un Çığlık diye bir parçası vardır. Çok da güzeldir, tavsiye ederim. Güzel bir nu metal parçasıdır. Madıbak Oteli'ni konu alır. Moğolların ıssızlığın ortasında zaten biliniyor. Keşke bu şarkılara hiç ihtiyaç kalmasaydı. Keşke biz bu şarkıları çok daha farklı konseptlerde dinlemiş olsaydık. Ama maalesef keşkelerle ilerleyemiyoruz. Cuma namazından çıkan bir grup Aziz Nesin'den rahatsız olarak Pir Sultan Abdal Şenliklerinin düzenlendiği Madımak Oteli'ne doğru hücum etti. Otelde mahsur kalan insanlar gibi devlet de çaresizdi, halk da çaresizdi. Ama bu kadar çaresizlik çok da yorum yapmak istemiyorum ama zaten olayı biliyorsunuz. Çoğunluğu Alevi olan 33 insanımız orada bir kısmı yanarak bir kısmı da dumandan boğularak hayatını kaybetti. Ve laik dindar çatışmasının en büyük fitili orada ateşlendi. Daha sonra takip eden yıllarda ve 28 Şubat'a gelen kısımda bu mevzu daha çok kaşınmaya başlandı. Seçim döneminde Hüdapar'ın AK Parti listelerinden seçilmesiyle birlikte tekrar bir Hizbullah dönemi konuşulmaya başlandı ve Koncu Kuruş cinayeti tekrar gündeme geldi. Onun haricinde Erbakan'ın tarikat hocalarıyla başbakanlık konutunda yemek yemesi, Sincan Belediyesi'nde yapılan tiyatro etkinliklerinde Hamas bayrağının açılması
ve sonrasında ordunun irticai faaliyetlerden rahatsız olmasıyla beraber 28 Şubat sürecine giden Türkiye bugün hala o dönemin izlerini taşımaya devam ediyor. Umarım Türkiye kimsenin kimseden intikam almadığı, kimsenin kimseden intikam almak zorunda kalmayacağı, adaletin yerinde, zamanında etkin bir şekilde tesis edildiği bir ülke olma yoluna girer. Bu ile ilgili hiçbir umudum olmamasına rağmen bunu dilemek dışında elimden başka da pek bir şey gelmiyor. 90'lı yıllar bu şekildeydi arkadaşlar. Bu serinin devamı gelecek. Bütün 90'lı yıllardaki meseleleri tek bir videoya sığdıramadım. Bu video birazcık daha toplumun geneline o anda yansıyan, gazetelerin manşetlerine konu olan meseleydi. Bir de derin devlet dediğimiz ikinci bir durum var 90'lı yıllarda. Ona başka bir videoda değineceğim. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Burada müzik geliyor.